Merhaba arkadaşlar, lezzetimiz tadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çayınızın ve kahvenizin yanına yapabileceğiniz şahane bir çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım, buyurun tarifine geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış margarinimizi alıyoruz. Arkadaşlar margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Böyle bir küçük kahve fincanı sıvı yağ döküyorum. Ve bir adet de yumurta kırıyorum. Şöyle bir ellerimi ekliyorum. Ve klasik su bardaklarıyla bir tane dolu pudra şekeri döküyorum. İki yemek kaşığı böyle silme olacak şekilde kakao ilave ediyorum. İki yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası ilave ediyorum. Mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi de azar azar unumu ilave ediyorum. Unumun üzerine 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu katıyorum. Ve azar azar unumu ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Benim hamuruma böyle klasik su bardaklarıyla 3 tane tam dolu kattım. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin. Bu arada arkadaşlar ben bütün hamur işlerimde unumu mutlaka eliyorum. Daha güzel sonuçlar elde ediyoruz elersek. Bakın şimdi size hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Böyle bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Yani verdiğim ölçülere lütfen uyun birebir. Şimdi kurabiyemize şekil verme zamanı. Böyle bir tane limon sıkacağımızı alıyoruz. Böyle ters çeviriyoruz kapağını. Bu şekilde. Şimdi böyle göstereyim. Ve bir buzdolabı poşetini böyle kesiyoruz. İnce tek kat olması gerekiyor. Ve bunu böyle yerleştiriyoruz içerisine. Bu şekilde. Şimdi hamuru koyunca o çıkmayacak oradan. Ve hamurumuzdan böyle ceviz kadar bir parça alıyorum ve avucumun orta yerinde yuvarlıyorum. Biraz daha alayım. Yuvarladığım hamurumu böyle tam ortasına yerleştiriyorum ve parmaklarımla böyle oyuyorum. Baş parmağımızla böyle ortasını çukur haline getiriyoruz. İyice oyduktan sonra şimdi de tam ortasına böyle damla çikolata koyacağım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar damla çikolata koyuyorum. Ve tekrar buradan böyle bir parça hamur alıyorum. Böyle kapak yapıyoruz. Kapatıyorum. Kenarlarını da böyle bastırıyoruz. Güzelce kapatıyoruz. Ve poşetimizi bu şekilde tutup böyle büküyoruz ki güzel orası kapansın. Ve şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyemizin şekli hazır ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi ben kurabiyelerimi bu şekli verip fırın tepsisine dizeceğim. Daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim.
benim fırınımda 25 dakikada rahatlıkla pişti. Fırınımı 25 dakikadan sonra kapattım. Böyle 6-7 dakikada fırının sıcaklığında kaldı. Daha sonra da çıkardım. Bakın kurabiyenizin böyle altı, üstü böyle güzel pişince fırından çıkartın. Yine de fırından fırına değişebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Mutlaka bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.